Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Sultan papağanı hakkında bilinmesi gerekenler. Sultan papağanı kakadular familyasına aittir. Boyları genellikle 28-34 cm olur. Gri ve sarı renk tonlarına sahiptirler. Ortalama ömürleri yaklaşık 20 yıldır. Çoğu insan bu tür kuşları sahiplenirken kendilerine daha çok ilgi göstereceklerini düşündükleri için çift olarak almak istemezler. Fakat bu çok da doğru düşünce değildir. Sultan papağanı çift olarak da çok rahat evcilleştirilebilir. Aksine siz yanlarında olmadığınız zaman depresyona girip hırçınlaşabilirler. Sultan papağanı eğitimi. Sultan papağanı sahiplenirken çiftin hem cins olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde kavga edip birbirlerine zarar vermeleri olasıdır. Sultan papağanı alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu papağanın yaşıdır. Sahiplenirken yavru sultan papağanı, yani 5-6 aylık almaya dikkat ederseniz elinize alıştırmanız daha kolay olacaktır. Dişi sultan papağanları konuşmaya erkekler kadar yatkın değildir. Konuşturmak istiyorsanız erkek sultan papağanı almalısınız. Özellikle sahiplenirken halsiz olmamasına dikkat etmelisiniz. Sultan papağanı dişi erkek ayrımı nasıl yapılır? Erkek sultan papağanı doğası gereği dişileri etkilemek için daha farklı ve yüksek ses tonlarında öterler ve tüyleri dişilere göre daha parlak ve uzundur. Cinsiyet ayrımı 9 aylık olduklarında daha kolay olur. Erkek sultan papağan dişileri 6 aylıkken kur yapmaya başlarlar. Sultan papağanının yaşam alanları nasıl olmalıdır? Sultan papağanı kafese alırken dikkat etmeniz gereken ilk nokta kafesin yuvarlak olmamasıdır. Yuvarlak kafeslerin tellerinin tamamı dikey olduğundan dolayı kuşunuz rahat tırmanamaz. Ayrıca şekli kuşunuzun yön duygusunu da köreltecektir. İkinci olarak kafeste yer alan tünekler çok küçük veya çok büyük olmamalıdır. Aksi takdirde kuş çeşitli eklem sorunlarına maruz kalacaktır. Aldığınız yemliklerin muhabbet kuşları için değil de sultan papağanları için olması kuşunuzun daha rahat yem yemesini sağlayacaktır. Hazırladığınız kafeste kesinlikle kuş kumu olmalıdır. Kuş kumu kuşunuzun yediklerini sindirmesine yardımcı olur. Kuş kumunu yemine karıştırmak yerine ayrı bir yemliğe koymanız daha doğru olur. Sultan papağanı ne yer? Sultan papağanın yemi sağlıklı ve güçlü olmaları, hastalıklara karşı daha dirençli olmaları için kafeslerine koyacağınız yiyeceklere dikkat etmeniz gerekiyor. Sultan papağanı yemi alırken açık sultan papağanı yemi ve kapalı sultan papağanı yemi olarak satılıyor. Eğer yemi açık alacaksanız sultan papağanı yeminin taze olup olmadığına, içerisinde böceklenme olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda açık yem içerisinde çok fazla çekirdek varsa muhabbet kuşu yemi ile takviye etmenizi tavsiye ederim. Çünkü sultan papağanlarının çekirdeği sevmeleri, aynı zamanda çok yemeleri karaciğerinde yağlanma yapacaktır. Bu nedenle yem takviyesi yapmanız çekirdek oranını azaltacaktır ve karaciğerinde yağlanma olmayacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.